Sakarya'daki yerli ve milli silah fabrikası Tank Palet, Hülle ile Katar ortaklığı BMC'ye devrediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlendiğini söylediği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP liderini yalan söylemekle suçladığı Tank Palet fabrikasına ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararını Cumhuriyet Gazetesi ortaya çıkardı. Fabrikanın Asfat AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasını içeren karar 7 maddeden oluşuyor. 1105 sayılı kararla fabrikanın üçüncü kişilere, yani Katar ordusu ortaklı BMC'ye devrinin önü açılıyor. Cumhuriyet'in haberine göre Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının 20 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. Karar sonrasında gelen tepkilerin ardından bu kez resmi gazetede yayımlanmayan 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın Asfat AŞ'ye devredildiği ortaya çıktı. Kararda Asfat AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleriyle üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının Asfat AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı'nın birlikte belirleyeceği hüküm altına alınıyor. Sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, 1105 sayılı kararla Tank ve Palet Fabrikası'nın Hülle yoluyla Asfat AŞ üzerinden 25 yıllığına BMC'ye devredildiğini söyledi. Özkoç, Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten kaçınılamaz dedi.